Merhaba Beyrut. Tütsü nasıl yakılır bunu merak ediyorum. Böyle. Tabii bu bir şakaydı. Şimdi orijinalde tütsünün nasıl yakıldığını ciddi bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle size bir kömür gerekiyor. Bu bildiğiniz siyah kömür. Bunu harlı bir ateşte yakmalısınız. Ev ocağında da olabilir veya pro çakmağında da olabilir. Çok hızlı tutuşan bir şey. Bu kömürün bayağı bir kızması gerekiyor. Yani kızarmış olması gerekiyor. Eğer çok fazla ateş almadan tütsü üstüne bırakırsanız söner. Birkaç dakika bekleyin. 5 dakika falan. Tütsünün tarihi milattan önceye dayanıyor. Çok eski medeniyetlerin kullandığı bir şey. Ama temelde ateş kültüyle ilgili bir şeydir. Yani ateşin iyileştirici yanının olduğu. Bu Orta Asya kültüründe de böyle. Doğu, Mısır tarafında da böyle. Batı, kentlerde de böyle. Geçenki videomuzda bahsettiğimiz Halloween'le ilgili durum da böyleydi. Hani evlerde ateş yakılıyordu ya. Eski Türklerde 6. yüzyılda Batı Göktürk toplumu Bizans elçilerini kabul ederken ateşin arasından geçirirlermiş. Ruhlarındaki kötülüklerden arındırmak için. Bu yüzden tütsünün ilk başlangıcı da ateşledir. Size bir örnek olarak Uzak Doğu'da Japonya'dan aldığım tütsüyü göstereceğim. Çubuk tütsü. Mümkünse Japonya'da Kore kaynaklı tütsüleri kullanmaya çalışın. Hindistan'dan getirildiğini düşündüğünüz tütsülerin pek çoğu kanserojendir. Çünkü koku duyusuyla direkt içte kana karışmaktadır. İyi değildir. Solunum yolları için sorumludur. Bu yüzden güvenli markaların tütsülerini almanız lazım. Benim önerebileceğim Japonya'dan alınmış veya Kore'den alınmış çubuk tütsüler. Evet. Köz oldu gibi. Bayağı harlı bir ateş gibi duruyor. Bu Hristiyanlıkta özellikle kilisede kullanılan bir buhurdanlık. Buhur, bahurdan gelmektedir. Buhur da deniyor, bahur da deniyor. En tepedeki tutma yeri tanrısal katı. 3 tane zincir, baba, oğul ve kutsal ruhu. Buhurdanlığın üst kapağı göğü, iç kısmındaki ateş ile İsa'yı sembolize ediyor. Onun şifacı yanına. Tütsü hayvansal ve bitkisel olarak ikiye ayrılır. Fakat bitkisel tütsülerin yakılması gerekir. Hayvansal tütsüler hayvan hakkı içinde karşı çıktığımız bir şey. Bunun dışında okültist açıdan baktığımızda hayvani tütsüler genelde kara büyü için kullanılıyor. Çok rahmani bir tarafı yoktur. Bitkiler ise daha şifai amaçlıdır. Şu Afrika adaçayı ya da evlerde yaktığınızda adaçayıdır ama bu farklı bir türüdür. Bitkisel olana bir örnek. Bunun adı da bahur. Genelde güney bölgelerde yakarlar bunu. Hatay, İskenderun, Mersin. Güney Afrika seyahatlerimde çok rastlamıştım. Farklı ağaçların dallarına dair bitkileri yakıyorlardı. Veya Kuzey Afrika'da. Üzerlik tohumu. Üzerlik tohumu Anadolu'da yakılan ve çok da faydalı olan bir tohumdur. Kaynatılıp içilmesi gerektiği söyleniyor ama tehlikelidir. Bunun ölümcül sonuçları da oluyor. O yüzden bilip bilmeden kullanılmamalı. Yakacağınız zaman da bir çay kaşığının ucu kadar kullanmanız yeterli. Ya da 40 tane. Kırklamak gibi. İnsanın sinir sistemini yatıştırırlar. Çünkü koku duyusuyla kana karışırlar. Solunum yoluyla. Beyindeki bazı nöronları harekete geçirirler. Şimdi bunlar yavaşça karışacak. Palo Santo'su ateşe tutmayın. Onu da yaktığınız közün üzerine bırakın. Bu arada kahve telfesi de tütsü olarak kullanılır. Evdeki haşere ve böcekleri kovar. Ne kadar çok duman çıkarsa o kadar iyidir. Bu özellikle Anadolu'da veya Orta Asya Türklerinde çok önemlidir. Çünkü ateş kültü şifasal bir şeydir ve Tanrı'nın insanlara bahşettiği önemli bir şeydir. Şifalanmaya yarar. Bununla beraber bir evin, bir ocağın devam ettiği anlamına gelir. Yani bereketinizin olduğu. Ocağınızın sönmeyeceği, hani argo olarak konuşulur ya ocağım söndü diye. İşte bu onun zıttıdır. Yani ocağınız tütüyor. Bu göz taşı diye geçer. Her aktarda bulabilirsiniz. Aslında bu bir kükürttür. Okültizmde kükürt cehennemi temsil eder. Negatif bir kokusu vardır aslında bunun. Ağırdır. Ve bu da Anadolu'daki cinli varlıkları kovduğu düşünülen bir taştır. Elimde çok göremeyeceksiniz ama küçücük tuttuğum şey Marakeş'ten aldığım Yasemin toz haline getirilmiştir. Şimdi biraz da onu koyuyoruz. Şu da bir yasemin. Yine bunu da Kuzey Afrika'dan almıştım. Bunları Türkiye'de bulmanız pek mümkün olmuyor. Kuzey Afrika, Fas, Tunus bölgesine giden birileri varsa onlardan isteyebilirsiniz. Bunlar tamamen tabiatın kendisinden olan organik ürünlerdir. Herhangi bir insanı aldatıcı, kafa karıştırıcı bir özelliği yoktur. Olmamasına dikkat edin. Bu da Suudi Arabistan'dan gelen bir tütsüdür. Adı yine bahur. Odu hindiden yapılır. Çeşitli yağlarla karıştırılarak yakılır. Nazarın, kötülüğün, sıkıntının kovulduğu düşünülür. Türkiye'de var mı bunu tam bilmiyorum ama Umre'ye giden, hacca giden ya da Suudi Arabistan'a seyahat eden kişilerden isteyebilirsiniz. Bir tane yakın çünkü ağır kokar. Tütsüyü dağıtırken dünyanın güneşin etrafında dönüşü yönünde çevirmeniz gerekiyor. Saatin zıttı yönünde. Bunu üzerinize alacaksınız. Suudlarda bildiğim bir gelenek var. Suud prensesleri kollarını açıyor ve bu tütsü etraflarında dolandırılıyor. Şimdi en ilginç şeylerden birine gelecek. Burnunuzda keskin bir koku olacak. Nasıl alıyorsunuz kokuyu? Evet, sanırım herkes bayıldı. Bu arada büyü yapmıyoruz. Sakın yorumlarda böyle şeylerden bahsetmeyin. Sadece nazar, negatif enerjileri dağıtmak için yakılır bu kokular. Sakinleştirmek içindir. Az önce gösterdiğim bahur nerede yakılır? Tahmininiz var mı? Ben söyleyeyim size. Beytullah'ta, yani Kabe'nin içinde de bahur yakılıyor. İslam inancında da tütsü iyi kokmak çok önemli bir şeydir. Temizlik göstergesidir. O temiz enerjinin etrafa doluştuğu anlamına gelir. Hakeza Hristiyanlıkta da bu şekildedir. Yahudilikte biraz olay farklıymış. Eski ahit döneminde Süleyman Mabedi'nde güvercinlerin yakıldığı tarif edilir ve etrafın çok ağır bir et koktuğu, Yahova'nın daha sonra buna çok kızdığı ve Yahudilere sövdüğü anlatılır. Daha sonra da bu hayvan yakmayla ilgili ritüeller kaldırılır. Bu gül ama işlenmiş bir gül. Bu da genelde kiliselerde yakılır. Acayip güzel kokar ama. Burada asla şeytan, iblisler barınamaz galiba. Mezarlıklarda da tütsü yakılır. Mezar kenarlarına bırakılır. Yani böyle bir adet vardır ama Anadolu'da unutulmuş ya da günümüz Türkiye'sinde unutulmuş bir yapıdır. Ateş günahları temsil eder. Acıyı, hastalığı ve duman da Rahman'a yükselen ruhu temsil eder ve duaların ona daha temiz ulaşacağı düşünülür. Bu yüzden de ateşte tütsü yakılır. Üzerlik tohumunu tavsiye ediyorum. Akgünlüğü tavsiye ediyorum. Evde haşere, böcek gibi şeyler varsa birazcık kahve yakın. Cin elması, onu da tavsiye ederim. Bu arada reyhan negatif enerjiyi dağıttığı söylenir. Tabii bu bitkilerin kimyasal ya da biyolojik yapısıyla ilgili bir şeydir. Ve tabii ki sizin kan basıncınız, değerlerinizle ilgili bir durumdur. Kişiyi rahatlattığı için kötü enerjinin de kovulduğu düşünülür. Camlar tütsüyü yaktığınızda bir süre kapatılmalıdır. Tütsü evin içinde dolanmalı. Bu arada banyo ve tuvalet kapıları da kapatılmalı. Geri kalan tüm kapılar açık kalmalı. Banyo ve tuvalet kapılarının kapatılmasının sebebi mundar alanlar olmasından ötürüdür. Yani orada bereketin artmaması gerekiyor. Tütsüyü yaktık. Bu kendiliğinden hafifçe tütüyor ve son sözümüz pencereleri de açıp hayırlar içeri, şerler dışarı diyoruz.